Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Karıncalanma var. Son dakika bir şey var. Ne olmuş? Son dakikada ne olmuş? Fenerbahçe Miz finalde. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız Galatasaray'ı 63-55 yenerek yarı final serisini 2-1 kazanmış ve finale çıkıp Gaziantep basketbol takımının Rakibi olmuş, kendilerini tebrik ediyoruz. E, demek ki neymiş öyle günaydın paylaşımı falan yapıp rakibinin e, tekerlekte sandalye oyuncusunun üzgün halini koymak e, hoş olmuyormuş. Sonra rakibin gelip sana acı şeyi yaşatabiliyormuş. Ben başımıza Mihaj Zajc e, da dahil olunca. Yani Miha Zaytis'in de gelişiyle birlikte Atilla Salayi, Ferdi Kadıoğlu, Altay Winder, Serdar Dursun ve Diego Rossi de takımla çalışmalara başladı. Sıkıntı yaşadığımız sözleşmesinde e, sorun yaşadığımız kol kırda takıma dahil oldu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve Fenerbahçe'mizde izinli Pelkas evlendiği için izinli. E, gerçi onlarda bizim gibi şey yok ya. Yani evlenmeler evlendikleri zaman izine gerek yok ama Pelkas biraz daha Türk geleneklerine yakın olduğu için Pelkas hariç takımımızdaki herkes idmanda yer aldı. Bir tek Arda Güler e, şey yaptı. Bu arada milli takımda dönen oyunculara yo yo test uygulandı. Ayrıca kol kırada. Takatlığı süren Nazım Sangare idmanda yer almadı. Arda Güler de antrenmanda eee Salon çalışması yaptı arkadaşlar. Şimdi <laughs> Fenerbahçe'mizde ilginç şeyler var. Santrafor'da, kanatlarda çok ilginç şeyler varken bir de gidecekler gitmeyecekler de çok ilginç şeyler yaşanıyor arkadaşlar. Bakın Jesus 5 kişi kesin kalsın bunlar kesin gitti de, desin diye ben başlığı normalde planlıyordum. Ama ben şöyle söyleyeyim. Jesus fark yaratmaya başladı diyor. Yaratmak Allah'a mahsustur. Önce o kelimeleri doğru kullanmayı bir bilelim. Hocam ne alakası var ya? Şöyle böyle arkadaşlar yaratabiliyorsanız lütfen bana da bir tane Peugeot 3008 yaratın. Son model olsun. Ben de bineyim. Sonra hepiniz de yani bunu yaratan arkadaşlığımdan da özür dileyim. Yani buyurun yaratabiliyorsanız. Yani çok tepki alıyorum bunu söylediğim zaman. Neyse. Jesus'un enerjisi bir kere farka sebep oldu mu? Oldu. Bence Fenerbahçe'nin şu anda en büyük transferi Jorge Jesus. En büyük transfer. Gerek antrenman metodu gerek e, şu kupi transfer maçları. Ha bak ne zaman İsmail Kartal da takımın başında olmuş o Yine benzer şeyler izlerdik gibi geliyor bana. Bu arada Süleyman Aratın hürriyetten haberi. Hataları uyarıyor demiş. Burada kısa kısa değilmiş. Yani 67 yaşına kadar kenarda hiç durmuyor. Enerjik demiş. Ee, hazırlık maçları belli oldu diyor. 1-7 Temmuz arasında. 2 Temmuz'da Sırbistan'ın Partizan 6 Temmuz'da Macaristan'ın MOL feher varla yapılacak diyor. Vallahi siz bu videoyu izlerken belki de anonsu geçirmiş olacaktır. 29 Haziran'da da tesislerimizde bir maç daha düşünüyoruz ama bakalım kimden olur ya da yapabilir miyiz, ayarlayabilir miyiz? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. 5 isim ön plana çıktı diyor. Yani Jesus geldi, gelecek 5 kişi ön plana çıktı. Muhtemelen bu 5'i kalsın, gerisi gitsin. Yok. Bu beşi kesin kalsın diyecektir. Bunlardan birisi Serdar Aziz. Serdar Aziz şu kupide da oynanan maçların en iyilerinden birisi. Zaten Jesus'un gözüne girdi sözleşme uzatılmasında. Jesus'un onayı var arkadaşlar. Onay. İki Osayi Samuel. Sağ alternatifi yok demiş. Katılmıyorum. Osayi'yi bence Osayi ve Burak kapacak. Ee, Burak kapacak. Ya, çok izleyemedik ama o sayede Burak kapacakla bence yerlerini garantilediler. Lincoln neden ki? Yani şık paslarda olan, top tercihleri, gol katkısı zaten alınma sebeplerinden biri de buydu. Mergin Berişan. Bakın fiziksel açıdan Berişan gittikçe uygun bir duruma geçiyor. Ve daha da iyi olacak gibi duruyor. Kendini kanıtlama çabasında ve omuzunda stres var. Şanssızlığı yüzünden moralsizdi. Ama hazırlık maçlarında attığı goller inşallah moral açısından iyi olacak. İrfancan Can Kahveci, Çukubi karşısında tutuk ama Tirana maçında gayet iyi görüntü verdi diyor. Ben İrfancan Can Kahveci konusunda biraz tereddütlüyüm arkadaşlar. Açıkçası biraz tereddütlüyüm. Biraz izlememiz lazım diye düşünüyorum. Sebebini sonra konuşuruz. Jesus'un kamp raporu basına sızdırıldı diyor haberde. Şimdi ben bu haberi siz değerli kardeşlerime okurken arkadaşlar şunu belirteyim. Jesus'un %100 bir kamp raporu yok. Hani %100 dediğim dedik çaldığım düdük kesinlikle böyle olacak diye bir raporu yok. Ama elbette ki notlar var. Şimdi önce bunları bir okuyalım. 22 tane futbolcu değerlendirmesi var burada. Ben size olumlu ya da olumsuz diyeyim. Siz anlayın arkadaşlar olur mu? Bak olumlu, olumsuz. Hocam olumlu dediğin adamın gitme ihtimali var mı? uygun teklif gelirse hani e, hoş teklif gelirse var yoksa Bir Osman Ertuğrul Çetin olumlu Altay henüz takıma daha dün katıldı. Ama şu kupi maçlarında, Tirana maçlarında kaleyi korudu. Gidişat olumlu. Lemos bileti kesti, biletini kesti, biletini kestiği ilk isim. Net olarak söylüyorum. Ha hocam 29'unda maç var. Orada da oynatırsa görürüm ama. Ya oynatabilir. Biletini kesti diye oynatmamazlık yapmayacak. Ben diyorum ki Lemos istemiyorum bak ama iki maçta da ilk 11 başlattı. Bu ne kadar saçma bir düşünce ya? Ya hazırlık maçı bu ya. Ama ben Lemos gidici diyorum. Serdar Aziz okey zaten. Filip Novak. Kesinlikle Novak. Yani gidecek isimlerin kesinlikle baş, başını çektiği kişilerden bir tanesi Novak. Yani e, hocam gol attı ama atsın. Atsın. Yani sürekli ağır kaldı arkadaşlar sık sık uyarı yedi. Yani golü olsa bile önemli. Değil. O say Samuel yani görünen o ki vazgeçilmezlerden biri olacak. Sezon başında fit 90 dakika kalacak şekilde oynayabiliyor. Yani bence yeri garanti olacak. Gustavo geleceği belirsiz. Ama ben olumsuz rapor aldığı görüşündeyim. Çünkü e, Pas ataları. Hocam ama Gustavo şeyden Jesus'tan aynı dili konuşuyor. Ya aynı dili konuşuyor diye arkadaşlar o zaman getirelim ne kadar Portekizli varsa hepsini takıma dolduralım. Ya şu zihniyetten çıkın ya. Hocam diyor Gustavo gitmedi. Niye diyor Portekiz e, şeyle Jesus'la aynı dili konuşuyormuş. Ya o zaman o kadar tercümanların hepsini kovalım. Hiçbiri kalmasın. Gustavo arkadaşlar ha, sözleşmesinde çok çok ciddi indirim yaparsa belki. Buruma Evet siz beğenmediniz. Ben beğenmedim. Kabul. Ama kısıtlı süreler yeni bir sistem, yeni bir takım adaptasyon. Yani e, savunma yönünü geliştirmiş ama buruma Galatasaray'daki burmanın savunma yönü çok kötüydü. Onu geliştirmiş. Hızı var, tekniği var. Biraz da e, geniş alanlarda denemek lazım. İrfancan Kahveci'ye olumlu not verdiğini söylüyorlar ama benim için soru işareti. Bilginiz olsun. Lincoln'un olumlu zaten onu anlatmaya gerek yok. Mert Hakan yandaş tam bir kararı yok kesin bir karar yok ama Mert Hakan'ın savaşçı özelliği, özelliği onu en azından yani 21 kişilik kadrolarda yedek de olsa tutacaktır diye düşünüyorum. Mergin Berişe konusunda çok çok olumlu sinyaller aldığı görüşündeyim. Pozisyon bilgisini biraz daha geliştirirse topla ceza sahasında daha çok buluşursam Fenerbahçe'de mutlaka ve mutlaka farka sebep olabilecek isimlerden bir tanesi diyor. Şimdi şöyle düşünmeyin. Hocam A plus bir forvet aldık. O zaman Beriş'e yedek denir. Beriş'e formdan düşer. Böyle düşünmeyin. Çünkü sen A plus forveti alsan bile arkadaşlar çok fazla maç oynayacaksın. Her maçta 5 değişiklik hakkın var. Bazen öyle bir sistem yapacaksın ki az futbolcularını sonradan girdireceksin. Bazen öyle bir sistem yapacaksın ki ilk 45 dakikada fişi çekeceksin. İkinci yarıda İşi şova dökeceksin. Şu an iyi gidiyor Berisha. Yani fizik fit görüyorsunuz biraz daha. Pelkas açıkçası Pelkas konusunda olumsuz düşünceleri var ve Pelkas'ın kendini kanıtlamak açısından bayağı bir çalışması lazım. Evet yeteneği var ama yeteneğinde düşüş var. O potansiyele tekrar çıkabilir mi? Soru işaretleri ama 4-5 milyon euroluk teklif gelirse ve Pelkas gidebilir. Valencia aslında Valencia'ya gideceklerin başındaydı. Ama şu an deneme aşamasında %100 karar 29-30 Haziran'da verilecek. Miguel Crespo sakatlıktan döndü. Hani ee, çok fazla sahada yok gibi ama sakatlıktan döndü. O da irdelenecek. Fakat şunu söyleyeyim. Crespo'ya 15 milyon euro teklif vardı ya. Açıkçası ben diyorum ki acaba hani acaba diyorum kafam benim karışık acaba diyorum lan bir daha bulamaz bulamayız belki falan filan diyorum ama neyse Samat'ta Uğurkan Yıldız Uğurkan'ın Bursa Spor'da bir maddesi var arkadaşlar Fenerbahçe eğer zorluk çıkartmasa Bursa Spor'da bir sene daha oynama garantisiyle kiralanabilir ee, biz bir sol bek alacak olursak Uğurkan gider alacağız gibi de duruyor arkadaşlar Muhammed Gümüşkaya bu çok karışık bir durum Muhammed Gümüşkaya'nın sen sıkıntısı var. Şimdi ben olsam Muhammed'i yani ben benim tahmin ettiğim Jesus Muhammed'i sol bek oynatır diye düşünüyordum. Hani Ferdi Muhammed Gümüşkaya fixler. Çağatay'ı da üçüncü sol bek yapar. Sağ bekte de hani o Burak kapacak, Uğur Kağan, Yıldız yapar diye düşünüyordum. Hala görüşümün arkasındayım. Ama Muhammed'i solda denemedi. Belki de deneyecektir. Arda Okan Kurtulan oynama garantisiyle bir takıma gitmesi muhtemel beğenildi ama gitmesi muhtemel oyuncu. bu geniş kadroda zor yer buldu. Burak kapacak. Bence bu sezonun flash transferlerinden biri. Yiğit Efe Demir, biraz heyecanlandı girelimiz ama sonra toparladı. bakalım arkadaşlar altyapıdaki futbolcular zaman zaman denilecek. İsmail Yüksek o da karışık. Yani yani forma rekabetine girip girebilecek mi? giremeyecek mi? Biraz karışık bir listedim. Tisserand. Tisserand konusunda daha sonra bir haber okuyacağım. Ee, ya şu an Tisserand kendine yer bulmakta zorlanabilir. Bakın Fenerbahçe'de kol kırında gelmesine birlikte stoper sayısı çok alt arttı. Artık ayrılıkları bekliyoruz teker teker. Çifter çifter de olabilir. Hocam kimler var ki? Kim? Salahi, Serdar Aziz, Tisserand, Lemos, Kolkır. Emir Ortakaya, Yiğit Efe Demir diye sayarsın. Hani çok sayıda stoperimiz var. Bunlardan en az ikisinin üçüsünün gitmesi lazım ki transfer için. Ha transfer yapmayacak olsak bile en az iki tanesinin gitmesi lazım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi şöyle bir durum var. Buruma'dan çarpıcı açıklamalar diye. Ben hepsini almadım arkadaşlar. Bir kısmını aldım. Ee, bir de sinir edici bazı sorular sorulmuş. Fenerbahçe taraftarları çok gergin, sinirli şu aralar. Buruma basın mensuplarıyla bir araya gelmiş. Armindo Buruma. Ee, bazı açıklamaları var. Diyor ki Yeni sezona hep birlikte başladık. Takım gerçekten çok iyi bir şekilde çalışıyor. Bu sezon ulaşmak istediğimiz hedefler var. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ee, sezona yeni başladık. Henüz bir hafta oldu. Kendi potansiyelimi biliyorum. Benim için öncelikli olarak ilk hedefim takıma yardım etmek. Yavaş yavaş yüzde yüzüme ulaşacağım. Sezonun ilk maçına hazır olmak için üst düzeyde çalışıyoruz. Yeni bir sistemde oynuyorum. Buna alışmaya çalışıyorum. Yeni takım arkadaşlarım var. Alışmam gerekiyor. Zamanı ilerledikçe her şey yoluna gelecektir diyor. Türkiye'ye ilk geldiğim vakitte çok gençtim. Yıllar geçtikçe tecrübe kazandım. Hem sağ iç hem sağ dışında daha olgunum. İyi bir yolda olduğumu düşünüyorum demiş. Ee, doğru Türkiye'ye geldiğinde ama Galatasaray'a geldiğinde çok çok gençti. Şimdi 27 yaşına bastı arkadaşlar. Yani 27 yaşında bir futbolcudan bahsediyoruz. Aslında futbolun en olgun çağı Ekim'de 28 olacak. 6 milyon euro piyasa değeri. Eee Fenerbahçe 4 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı arkadaşlar. Eğer hoşumuza giderse 4 milyon euroyu alacağız. Hoşumuza gitmezse sessiz sedasız geri gidecek. O açıdan iyi bir süreç. Fenerbahçe açısından çok çok iyi bir transfer. Zaten Galatasaray 13 milyon euroya almıştı 2,5 değerindeki futbolcuyu. 1.9'a bir kiraladı. 15 milyon euroya da sattım. Gaziantep'te bir sakatlık dönemi vardı. Gaziantep'e kiralamıştı bedava olarak. Yabancı kontenjandan sıyrılmak için. Sonrasında Leipzig'te 12'ye PSV'ye sattı. PSV'de elinden geldiğince kullanmaya çalışıyor. Vurmayı. Fenerbahçe çok büyük kulüp transfer sürecinde hocamızdan bir telefon aldım. Jesus telefonda beni istediğini söyledi. Kulübün hedeflerinden bahsetti. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp zaten. Fenerbahçe'ye yardım etmek için buradayım. Umarım herkes iyi bir performans gösterir ve hedefimize ulaşırız diyor inşallah. Ben vaatler vermek istemiyorum. Çalışmalarımı en iyi şekilde sürdürüp takıma yardım etmek istiyorum. Taraftarlar zaten oyun stilimi biliyor. Yavaş yavaş performansıma ulaşacağım. Bu konuda sakin elinden gelen en iyisini vereceğim diyor. Şimdi tiserant kısmına gelelim. Marcel Tisserant'a İtalya'dan talip. Fenerbahçe'nin Demokratik Kongo stoperi Marcel Tisserant'a İtalyan ekiplerinden Udinese'nin talip olduğu öne sürüldü. İnşallah. Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Serie A ekiplerinden Udinese yeni sezon öncesi savunmayı güçlendirmek için harekete geçti. İtalyan ekibi Fenerbahçe'nin stoperi Marcel Tisserant'ı kadrosuna katmak istiyor. Çizme basını Udinese'nin 29 yaşındaki stoper için 3-5 milyon euroyu gözden çıkardığına yer verdi. Hadi inşallah kurban oldum Allah'ım hadi inşallah. Demokratik Kongolu savunmacı 2020 yılında Wolfsburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Tisserant geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıktı. Ben Tisserant için şunu söyleyeyim. Ee, Fransa Ligi'nden bir takımın 2,5 milyon euro civarında teklif sunacağı beklentisi var. Bekliyorum. Size müjdeyi vermek için bekliyorum. Fark etmez Udinese de olur. Galatasaray bile olur. 3-5 milyon euro aralığında versin. Trabzonspor bile olur. Her takım olur. Hiç fark etmez. İsrail takımı da olur. İngiliz takımı da olur. Yunan takımı da olur. Umurumda değil. Yeter ki para versinler. Leipzig karar değiştirdi. Charlotte Charlotte, Charlotte kalıyor. Leipzig Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alexander Sherlock'un geleceğine ilgili açıklamalarda bulunmuş. Yeni sezon hazırlıklarına 6 az takım oyuncusu ve 4 altyapı oyuncusuyla başlamış. 6 az takım oyuncusu, 4 altyapı oyuncusu. Yusuf Polise'nin sakatlanması sonrası Alexander ile ilgili düşüncelerimiz değişti. Charlotte bizim oyuncumuz ve bizimle kalacak demiş. Örlot bizim oyuncumuz ve bizimle kalacak demiş. Geri dönmesini dört gözle bekliyoruz. Antrenmanlarda onu gözleyeceğiz ve ardından tekrar konuşacağız. Bence Charlotte bu kararı bu kadarını hak ediyor demiş. Yusuf Poysen ne oldu? Bacağı mı koptu? Bir bakalım internetten. Herhalde bacağı koptu. Yani böyle basit bir sakatlık olsa herhalde bu kadar üstüne düşmezlerdi. 1.92'lik tane markalı. 14 milyon euro. At doktor kas yırtı. Öngörülen geri dönüş 25 Temmuz 2022. Bacağı kopmamış. Bu arada heriflere bak ya. 1 milyon 550 bin euroya 2013 yılında almışlar. Yıllarda donatıyorlar. <laughs> Gerçi polisenin yedek şeyleri. Sherlock Yusuf polisenin sakatlanması sonrasında ee, hani Görüşümüz değişti bu kadarını hak ediyor demiş. Danimark'ın bir takım kampına sakatlanan ameliyata girmeye hazırlanan polisenin sezon başı hazırlık kampının tamamını kaçıracağı. Enerken Ağustos başından antrenman yapmaya hazır hale geleceği belirtilmiş. Tedros'ku sözleşme uzatılan Enkunku ile ilgili de CEO'muz Minslav çok büyük bir hamile yaptı. Hamle yapmış. Enkunku'nun sözleşmesini uzattı. Bu durum bizim için bir ünlem eee işaretiydi ve bu ünlem ortadan kalktı. Çok mutlu demiş. Şimdi gelin Mustafa Hoca ile harbi harbi kısmını konuşalım. Şimdi Mustafa Hoca ile harbi harbi kısmı. Önce bir uçak göndereyim. Şimdi genellikle arkadaşlar üye yayınlarında bunu yapıyorum. Ama abonelere karşı genellikle yapamıyordum. burada yapmaya karar verdim. Mustafa Hoca harbi harbi kısmı nedir? Şimdi ben size fikirlerimi hem duyumlar hem kendi yorumlarıma bakarak vermeye çalışacağım. İlk olarak şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de şu an itibariyle hani açıklanan resmi transfer haberlerine göre açıklanan resmi verilere göre yine de e, Twitter'ımı falan açıklayayım açık bırakayım Fenerbahçe resmi hesabını. Hani e, herhangi bir kapa açıklaması gelirse ona göre de ekleme yapacağız. Bu arada Uydünese Başkanı Gianpaolo Pozzo Marsel'e transferi 3.5 milyon euroya tamamlamayı düşünüyor. Fenerbahçe'nin talebi 5 milyon euro demiş. Keşke Yani e, keşke keşke öyle olsun. Şimdi sevgili arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar. Bakınız. Şu anda Fenerbahçe'nin forvet ve kanat oyuncuları. Yani şu anda Fenerbahçemizin forvet ve kanat oyuncuları. Tek tek sayalım. Samat 1. Valencia 2. Serdar Dursun 3. Berisha 4. Bunlar forvet oynayabilir. Tabi kanat da oynayabilir ama 4 tane forvet. Kanatlara gelelim. Rossi 1, Pelkas 2, Buruma 3, Muhammed Gümüşkaya 4, hani Arda Okan Kurtulan'ı saymıyorum. İrfancan Kahveci 5 diyeyim. Ya da şöyle değiştireyim sıralamayı. Ee, Rossi, Pelkas, Rossi, Pelkas, Buruma, İrfancan, Tehlike anında Muhammed Gümüşkaya diyebilir diyeyim. Arda Okan'ın ben gideceğini düşündüğüm için onu kadroya dahil etmeyeyim yani. 4 tane forvet, 5 tane kanat oyuncusu var. Hani çok çok zorlansan Valencia'yı kanatta oynatabilirsin ya. Ona da çok değinmiyorum. Hal böyleyken Fenerbahçe'nin şu an için santraforu kanat rotasyonu şimdilik bunlar. Ferdi de oynar, Osayide oynar hocam. Uğurkan Dönata bizim Burak kapacak Ya oynar da oynar. Onu geç. Asıl olan bu. Şimdi benim harbi harbi şunu düşünüyorum. Bize ön tarafa net bir forvet lazım. Net bir forvet. Çalım atacak. Topla süratli olacak. Vurdu muydu gavura vuruyor gibi vuracak. Yani şey Allahsız diyecek. Bir koyacak. Fileyi delecek tövbe. Bize kıpır kıpır bir forvet lazım. Tam teşekküllü forvet lazım. Hatta şunu söyleyeyim. Birçoğunuz konsol oyunlarını oynuyorsunuzdur. Playstation'da şurada burada oynuyorsunuzdur. Eminim eminim birçoğunuzun en iyi mevkisi forvet ve kanatlardır. Çünkü kanatlardan topu getirirsin. Bak kolay yoldan gol atma taktiği. Kanatlardan topu getirirsen forvetin Ya da çok iyi forvetin olur. Orta sahadan şişirsen bile, savunma arkasına top bile atsan, ara pas bile atsan forvetin işi çözer. Benim düz mantığım diyor ki bize bir tane çok net santrafor ve çok net kanat oyuncusu lazım. Bir tane de 8 lazım. Hocam Zaits var. Ben Zaits'i beğenmiyorum arkadaşlar. Bak orta saha tandemimizden de bahsedeyim. Merkeze 3'lü orta saha oynatacaksın şu an için. Crespo 1, Gustavo 2, Zaits 3, Mert Hakan 4, Lincoln 5, Arda Okan 6. İsmail Yükseğe e, tandemde saymıyorum genç olduğu için 6. Bunların hepsi kalacak bile olsa bize bir tane orta saha lazım. Bak hepsi kalacak bile olsa. Hocam nevsi var Allah'ını seversen. Chris boylar oynar. Yanına ait oynar. Önüne Lincoln. Geçen sene de böyle olmadı mı? Bak Zayt sürpriz koşularla gol mölü atmadı mı? Ben size Fenerbahçe'nin başına geçecek olsam ya da Fenerbahçe'de transfer benden sorulacak olsa yapacağımı söyleyeyim. Samatta'yı 3'e 5'e bakmadan paketlerim bir. Valencia'nın bencilliği takıma birçok zamanda sıkıntı yapabilir, sıkıntı yaşatabilir. Valencia'nın bencillik durumuna göre bakın teklifleri de vardı hazır. 2.5 falan teklif vardı. 3.5 dörde çıkarsa o yaştaki bir futbolcuyu tutmam. Arkadaşlar sizin için küçük paralar olabilir ama 4 milyon euro 3.5 milyon euro çok ciddi paralar. Hocam nasıl olsa harcama limitimiz var. Nasıl olsa harcama limitim var ama bir şeyleri de değerlendirmek zorundasın. Hocam önerini alayım. Önerim şu. Önerim şu. Ben diyorum ki doy Artem Doğuyburg. 5 milyon euro piyasa değeri var. Ya ne yapın edin ikna edin. Maaş. Eminim Avrupa'da verecekleri maaş 600-700 bin euroyu geçmeyecek. Sen 1 milyon euro ver. Şampiyonluk bonusu ekle. Gol bonusu ekle. Gol krallığı bonusu ekle. Gol kralı olursan 250 bin euro de. Şampiyonluk bonusun 500 bin euro de. Hocam bir forvet için bu kadar verilmez. Ya forvetin ötesinde bir şey. Belotti. Belotti muhtemelen Monaco'yla anlaşmak üzere. iyi bir paraya. Bu çocuk Belotti'de Melotti'den yetenekli bir çocuk. Hocam hadi tutmazsa. Ha, işin o boyutu var. Arkadaşım bu mantıkla gidersen hiçbir futbolcunun e, tutma garantisi yok. Her futbolcu çöp çık çıkabilir. Ama şunu söyleyeyim. Biz doğru bucu. Gelin benim e, düz mantığımla 7 milyon euro'ya bitirelim. Sonraki satıştan pay ekleyelim. Yıllık ücrette 1 milyon artı bak artı diyorum. Hocam gol krallığı bonusu koyarsan belki çocuk bencilleşebilir. 500 bin euro şampiyonluk bonusu diyelim. Şampiyonluk bonusu. 1,5 milyon euro yıllık. Uç. Bak alabiliriz. Orta sahadan. Hocam Galatasaray William Carvalho'yu istemiş de şöyleymiş de bizden 500 bin euro fazla bonservis vermiş de versin. Alsın. Ya bu kadar niye takılıyorsunuz? Geçen sene Galatasaray ne sonra 7 milyon euro vermedim mi? O çiki çiki çikil çiki, altı 6,5 vermedi mi? Militana 4 milyon euro vermedi mi? Neyinden faydalandı? Kaçıncı bitirdi ligi? Kaçıncı bitirebildi? O hakemlerin üfürük penaltıları falan olmasa belki küme düşecekti. Siz bana ne anlatıyorsunuz? Ya aldıkları Galatasaray takımının şu anda yarıdan çoğu çöp. Siz Fenerbahçe'yi kötülüyorsunuz ama Galatasaray'ın yarıdan çoğu çöp. Beşiktaş'ın yarıdan çoğu çöp. Açıp açıp göstereyim şimdi başka bir şey. <laughs> ya açıp şey yapayım arkadaşlar transfer marketini değerlendireyim. Beşiktaş'ın Galatasaray. Hocam ve gors çekiyorlar. Ha şu konuda haklısınız. İyi bir forvet, iyi kanat oyuncuları. Belki de takımın yani yarıdan çoğu demek katılıyorum. Ama dikkat edin Beşiktaş Ersin'i gönderme niyetinde kaleye kimi alacaklar? Yani kimi alacaklar? Bir düşünün. Vida. Bak Beşiktaş savunma stoper hattına bakın. Oraya bir tane eleman getirdiler. Transfer market niyeyse uyuyor herhalde. Eklememiş o bir tane nismiydi bir şey vardı onu ekleyecekler ama herhalde 30 Haziran'ı bekliyorlar. Mesela Rıdvan Yılmazı gönderecek, Umut Meraş kalacak. Oraya Tayfur Bingöl düşünüyor adamlar. Bak düşün en sakala da kadro dışı. Rozier var, <laughs> Kalafatları var. <laughs> Kusura bakmayın. Orta sahaya bak Allah'ını seversen. Arkadaşlar Piyaniç gidecek zaten. En büyük umutlar oydu. Mehmet Topal, Souza var. Hocam oraya Gerson Fernandes çıktı. Evet. Kağıt üstünde Jesus şey Gerson Fernandez, Souza kağıt üstünde güzel. Kanat Hocam Gezal. Eski Gezal'dan eser var mı? Yani o bir iki sene önceki Coşan Gezal'dan. Yani o bir iki seneki Gezal'dan haber var mı? Gökhan Töre. Lens. Hala kadrolarında arkadaşlar. Gerçi Lens'in sözleşmesi bitiyor herhalde. Gökhan Töre'nin de bitiyor herhalde. Yani Enkodu falan filan var. Lari'nin sözleşmesi bitti gitti. Layiç bitti gitti. Bir düşünün arkadaşlar. Başruay'ı bitti gitti. Güven Yalçın bitti gitti. Kenan Karaman falan var. Arkadaşlar çok övdüğünüz Beşiktaş'ınızın bunları var. En az Beşiktaş'ın üst düzey 5-6 transfer yapması gerekiyor. Galatasaray'a geçelim. E, Pena kiralık diye biliyorum. Geri dönecek diye biliyorum. Mustera, İsmail Çipe, Fatih Öztürk, o, Okan Koçuk falan filan gelecek ama inanın doğru düzgün kaleci tandemi yok Galatasaray'ın. Bak Galatasaray kaleciden büyük sıkıntı yaşayacak. Marcao, Nelson, ee, neydi? Bardakçı. Abdülkerim Bardakçı'yı aldılar. Alparslan şu an kadrolarında kovmaya yer arıyorlar. Semih Kaya'yı kısa süreliğine aldılar. Muhtemelen o gidecek. Sağ bek, sol Solbek, Anholt, Ömer Baryan, Kazım Can'ı falan düşünüyorlar. İstediğini alsınlar Solbek'e. Orada çöpe dönüşecek. Sakaboy, Umar Abdullah'ı var. Sağ kanatlarına. Bak mesela ben bu Sakaboy'ı beğeniyorum ama sürekliliği yok. Galatasaray'a bakın. Ön liberoları. Şu Pulgar vardı. Kiralık. Geri dönüyor. Talyan. Azizallah. Talihan var, Çikildağ var, Berkan Kutlu var. Bak orta sahalarına bakın arkadaşlar. Dikkat edin. Oraya 4-5 futbolcu almaları gerekecek belki. Kanatta Morutan. Kaç dakika oynatıyorlar. Emre Kılıç kurtulmak için yer arıyorlar. E, Ciguli bırakıp gidiyor. Mustafa Muhammed'den memnun değiller. Halil Dervişoğlu kiralık yere gidecek. Cakne kadrolarında. Gomis. Yani penaltı olmadıkta Gomis'in şeyi yok. Bir tek Barış Alper Yılmaz Umutlu onu da oynatamıyorlar. 22 yaşına geldi kiralık verecek yer arıyorlar. Bir tek Kerem Aktürkoğlu onu da satıp para kazanma niyetleri var. Yani uzun lafın kısası sen Fenerbahçe olarak senin kadron gerçekten iyi. Bak doy bu 1300 soğuz ayı. 9 istiyorlar. 9 vermede 6 buçuk 7'ye almaya çalış. 7'ye onu al. Ya buna da 1,5 maaş ver. Ona da 1 maaş ver. Bak 1 milyon maaş ver. Artı 500 bin şampiyonluk bonusu ver. Bak 500.000 şampiyonluk. Ardından Bertrand Traore. Bak senin kanat oyuncuların iyi. Kabul. Mesela Emre Mor artı Bertrand Traore çek. Bak çek. Hocam çok fazla kanatımız olmuş oluyor. Lan çek. Çek. Sadece kirala ya. sadece kirala. Absürt bir satın alma opsiyonu koydur. İkiye kirala 10 milyon euro opsiyon koydur. Ya şampiyon olsan zaten parası çıkacak. Şampiyon olsan zaten oynatmış olacaksın. Bir, bir buçuğa yani bir buçuk falan e, sözleşme imzala. Artı ona da 500 bin koydur şampiyonluk bonusu diye. Al sana üç tane net futbolcu. Forvet, Kanat, Emre Mor'u dahil et. 4. Vinicius Soğuz'u orta sahada. Bak Zayt'sı Mays'ı satabiliyorsan sat. İrfan'ı da 8'e çekebiliyorsan çek. Zaten oynayacağımız sistem karmaşık bir sistem olduğu için İrfan Can falan 8'de de görev alabilir. Anlatabiliyor muyum? Düşünsene bak o Allah aşkına bir düşün. O sahi var Burak Kapacak var. Sağa yeter. Kim Minji, Serdar Aziz? Şu anki tandemde Atilla Salahi var. Ati Serhat falan dahil etsen stoperin de yeter. E sol bekinde Ferdi var. Ferdi'nin yedeği belki tereddütte. Oraya belki bir adamın gerekecek. Orta sahada Crespo, Vinicius 2, e, Lincoln 3, Arda Güler 4, Mert Hakan 5, Gustavo'yu gönder gönderme fark etmez. Yedekte tutsan bile 6 en azından güven ver. İsmail yüksek var. 7 İrfan Can'ı oraya çekecek olsan 8. 8 tane tandemim var senin. Yani 8 opsiyon hakkım var. E, sol kanatta Rossi var. Buruma var. Hani oynatabilirsin diye Yer yer Emre Morul oynatabilirsin. Yer yer İrfan Can oynatabilirsin. Sağda alırsan Trauren var. Emre morum var. İrfan oynatabilirsin yer yer. E, Forvet'te Dovibuk, Berisha, Serdar Dursun. Arkadaşlar açık ve net söylüyorum. Bak 7 14. Belki bir buçuk kiralama dedim Traore için. 15,5. Hadi bir de sol bek çek. Sadece kiralık çek ya da bir şey. Bari konan monan olmayacak. Marcelo'da biz geri adım atmış durumdayız. Bu gidişte sol bek de alamayız da. Hadi aldığını düşün, sadece kiralık aldığını düşün. Stoper elindekilerden bir kurtul ona göre bir bak duruma. Ya baktığın zaman arkadaşlar 3 tane, 4 tane transfer saydım size bak. 4 tane transfer saydım. 4 transferle Fenerbahçe'yi şaha kaldırırım. Ya benim mantığıma göre. Bakın Galatasaray o kadar hazır değil. Beşiktaş o kadar hazır değil. Beşiktaş, Galatasaray güzellemelerinizi bir kenara bırakın. Ya sen de Rossi 700 bin ile 900 bin euro arasına oynuyor ya. 700-900 bin euro arasına Rossi'yi oynatıyorsun. Bu romanın kaça geldiğinden haberiniz var mı? 1 milyon eurodan fazla alıyor mu zannediyorsunuz? Lincoln mesela. Lincoln ne kadar aldığını düşünüyorsunuz. Ya bugün e, William Carvalho 3,5 milyon euro keş para istiyor. Galatasaray'dan da Fenerbahçe'den de. Bırakın alsınlar 3,5 milyon euroyu. Bayılsınlar. Bırakın size ne? 4-4,5 da servisine bırakın. 30 yaşında topçu ya. O yüzden ben Fenerbahçe'nin geleceğini sıcak görüyorum. iyi görüyorum. İnşallah da daha da iyi gideriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir beğeni de çok görmezseniz sevinirim dostlar. Biraz harbi harbi konuştum ama inşallah zorunuza gitmemiştim. İnşallah yanlış bir şey söylememişimdir. Uzun lafın kısası. 4 tane transfer daha yapalım. Becerebiliyorsak bir tane de sol bek çekelim. 5. Stoperleri o e, çöp tayfayı ve salayı iyi paralara gönderebilsek bir tane de stoper çekelim. 6. 2 tane de yaptık zaten. 8. Abartmanın lüzumu yok. Ha bir de yedek kaleci çekmemiz lazım. Altayı yedekleyecek mesela Ertuğrul Taşkıran türünde. Onu da alırsam 9. Yine bakın. 3-5 transferle iş bitecek olmuyor. 4 transfer benim saydım. Bir de 7 kaleci 5. 2 tane de almıştın. 7. Yine nereden baksan 7 transfer, 8 transfer lazım. Yani ben Fenerbahçe'nin şansını yüksek görüyorum ama Fenerbahçe'nin en büyük transferi Jorge Jesus. Bir de taraftar desteği olursa. Hani taraftarımız çıt kırıldımlık yapmayıp her şeyde boynunu büküp de ben küstüm. Ben artık bu takımın maçını izlemem. Hakem hakkımız yese Ben maçı izlemem. Şöyle böyle falan filan ee, bilmiyorum. Yani durum bu arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın Allah'ın emanet olun. Ha bu arada Vinicius'u vermeyecekler. Ya 9 milyon euroda diretiyorlar. Ya 9 verin ya vermiyoruz diyorlar. Bu gidişte olmayacak ama hani ben sadece öneride bulundum. Ha Vinicius olmuyorsa şu bir iki tane böyle yıldız popüler isimler var. Onlar da yıllık ücreti çok isteyecekler. Hakkımız da hayırlısı olsun arkadaşlar lütfen Fenerbahçe'ye destek çıkın. Bakın başka Fenerbahçe yok. Ölümlü dünyadayız. Bugün varın yar varız, yarın yokuz. Hiç kimse bilemez. Ama Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Burada kuşa, ite köpeğe yem etmeyin. Birbirinizle çatışmalarınızı bırakın. Fenerbahçeliyseniz Fenerbahçe hesaplarla çatışmaları bırakın. Ya bir şu takımı destekleyin ya. Koşulsuz, şartsız, sevgiyle destekleyin ya. Şu gelirse bırakıyorum. Şu gelirse gidiyorum. Şu gelirse izlemiyorum. Şu affedilirse bırakıyorum. Şu takım bir koşulsuz şartsız. Ya sadece arma için. Sadece arma için. Ya sevmediğiniz adamlara ben gidip de reklamını yapın. İşte benim mesela Mustafa Hoca'yı sevmiyorsunuz. Gidip de Mustafa Hoca'nın kanalına abone olun diye reklamı yapmamız, yapmanızı istemiyorum. Çatışmayı bırakın. Ya o kadar çok düşmanımız var ki. O kadar çok düşmanımız var ki. Hakemler bir taraftan, federasyon bir taraftan, PFDK bir taraftan, diğer kulüpler bir taraftan. Ya Galatasaray mesela... Tekerlekli sandalye şeyi paylaşıyor. Günaydın diye Fenerbahçe'de sporcunun üzgün halini ön plana koymuş. Arkada Galatasaray. Ya bu, bunu var ya bu benim insanlık anlayışıma ters. Öbürü gidiyor Fenerbahçe'nin anlaştığı futbolcu bir şeyler yapıyor. Öbürü gidiyor locaya da şu yapıyor. Öbürü gidiyor borcunu öbürü kapatıyor. Bunlar bizlere ters. Yapmayın etmeyin. Bakın nelerle uğraşıyor Fenerbahçe. Kaçınız hakemlerin adil yöneteceğine garanti veriyorsunuz. Biriniz bile vermiyorsunuz. O yüzden Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.